Merhaba Yusuf Bey. Bu yaptığınız Yüreğine Sor filmi için benim ilk filmim dediniz. Hem buradan yola çıkarak filminizden de bir parça bahseder misiniz? Nedir? Taşın altına elinizi soktuğunuz mesele nedir? Aslında böyle bir sohbet sırasında evet böyle bir laf ağzımdan çıktı bu benim ilk filmim diye. Ve sonra durum ne kadar doğru bir laf olduğunu gördüm kendi kendime. İlk filmim dedim çünkü ilk filmler genellikle yapanın kendi geçmişine, yetiştiği ortama, o kültüre dair izlenimler, küçük öyküler, genellikle nostaljiyle yüklü şeylerden oluşur. Bu film de öyle oldu. Benim çocukluğumda çok iyi anlayamadığım ama kulağımda sesleri hala olan bazı silik resimlerden oluşan izlenimlerin filmi oldu. Bunları sonra zaman içinde işte büyüdükçe okuma yazma öğrendik, işte kitaplar okuduk, bir şeyler araştırdık, gördük ki bunlar çok silik de olsa önemli şeylermiş. Hayatı, geçmişi tarif eden şeylermiş, bugüne ışık tutan şeylermiş. Buna bilincimizi ve bilgilerimizi katarak yüreğine sor. Bir de sinemayla uğraştığımız için artık çocukluktan kurtulduğumuz için Yüreğine Sor filmine doğru yol aldık. Gel böyle ortaya çıktı. Çünkü bunlar mesela şöyle şeyler hatırlıyorum. Bana babaannem ya Muzaffer Efendiler gizli din taşıyor derdi mesela. Ben tuhaf bulurum, anlamazdım. Bizim evin 200-300 metre yukarısında kilise tepesi var. Kilise tepesinde kilise falan görmedim ben. Demek ki daha önce yıkılmış. Bunların ne demeye geldiğini düşünmeye başladığım zaman demek ki diyelim bundan 40 sene önce Yüreğine Sor'u oluşturmaya başlamışım demek. Bir gün böyle çalıların arasında şeyi gördüm. Böyle temel taşlarını gördüm kilisenin. Biraz daha somutlandı. Burada başka şeylere inanan insanların yaşamış olduğunu düşündüm ve biraz yadırgadım bunu. Çok büyük geldi bana. İşte burada işte cami var. Mesela o sırada Kur'an kursuna gidip geliyorum. Burada başka dine inanan insanların yaşadığını gördüm. Hiçbir iz ve bir hikayesi yoktu benim kafamda bunların. Çünkü bunlar silinmişti. İster istemez bunlar ortaya çıktı ve beni seferber etti. Bütün samimiyetim ve aklımın erdiği kadar ile bu filmi yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.